Niye geldin? Sen de aynı göğe bakmaya. Buradan gelme bir daha. Bir evli mi? Safiye kim bu beyefendi? Kızım ne yaptın sen? Kimdi o? O sayacı değiştirmeye gelmişler yine. Ben de dedim daha önce değiştirdiniz zaten. Sürekli sayaç mı değiştir dedim ama laftan anlamıyorlar ki. Çok ayıp ama yani adamın yüzüne karşı böyle kapatılır mı kapı? O da işini yapıyor, yazık. Baba ne olur ölümü öp açma. Safiye çekil ama ben konuşurum. Baba ne olur açma baba ne olur. Safiye kızıyorum ama. Şimdi gidip bizi amirine şikayet ederse hoş mu? Medenice halletmek varken. Etmez o, etmez. Şikayet. Allah Allah. Çocuk gitmiş. Çok ayıp oldu Safiye. Bir daha böyle bir şey yapma. Biz konuşur hallederiz nazikçe. Tamam baba, yapmam. Sana kötülük olsun diye değil. Bana gerekli olduğu için aldım bunları. Şimdi yerine koyacağım. Sırasını hiç bozmadan hem de. Tozlanmış da hep. Temizledim. Bir daha benim eşyalarımı elini sürersen senin o ellerini kırarım. Anladın mı beni? Mutfak senin. Gazete senin. Eşyalar senin. Perde, koltuk. Her şey senin. Neden? Kim koydu bu kuralı? Ben koydum ben. Çünkü bu evin büyüğü benim. Hiç de bile. Sen değilsin. Bu evin büyüğü baba. Kararları o verir. Ha. Bekle verir. Sen onu bırak da o odandaki not neydi senin? Ha? Neydi o tehdit kağıdı? Ne kağıdı? Hadi oradan. Anlamazlıktan gelme şimdi. Tehdit notunu diyorum. Ne diyeceğim? Kime yazdın sen onu? Bana mı yazdın? Ha? Ne yapmayı düşünüyorsun sen bana? Ne var senin o kafanın içinde? Sana yazmadım. Kime yazdın o zaman? O sıraya yazdım. Gülben sen iyice çığırından çıktın ha. Bak yakında sana deli gömleği giydirip götürürler seni. Ben sana söyleyeyim. Neden? Neden? Sen İnci'ye han yüzünden düşman değil misin? Tamam işte benim düşmanım da o sırık. Nesi tuhaf ki bunun? Allah Allah. Kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Kendi kendine düşman ediniyorsun. Kimsenin seni önemsediği, umursadığı yok. Sen orada makasla, kağıtla uğraşırken, el işi yaparken Atalan Üsküdar'a geçiyor. Ben sana değil. Geçmedi.
geçirtmem. Ne oluyor be sana? İçin için falan mı girdi kız? Senin ben seni tanıyamıyorum. Bundan sonra böyle. Herkes ona göre davransın. Git dedim ben ona. Allah'ım ben hiçbir şey yapmadım ya Rabbim, bakmadım. Çiçeği almadım vallahi billahi ya Rabbim, ben ona hiç bakmadım. Sözümü tuttum. Allah'ım ne olursun sen benim için biliyorsun ya Rabbim. Sadece gitmiş mi diye baktım Allah'ım. Tövbeler olsun, bir daha hiç bakmayacağım, söz veriyorum sana. Ay! Ah! 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 Eyvahlar olsun. Ne yapacağım ben şimdi? Ay kabak gibi görecek şimdi bizi. Açıkta kaldık hep. Ne yapacağım Allah'ım? Gülben! Gülben buraya gel Gülben! Gülben! Aa! Ne oldu? Gülben gel! Allah! Ne yaptın sen? Ben bir şey yapmadım. Cam, Ceylan bir çarpınca rüzgardan düştü bir anda. Gel şunları al çabuk yerden. Yok, yere düşmüş, pislenmiş hep. Baksana alamam ben bunu. Neriman gelsin, ne olsun onu söyleriz. Kız beni delirtme! Geç al şunları. Annemin hepsi. Rahmetliye inat yapar gibi, ölü gibi yatıyor orada. Ya niye inat olsun canım? Yanlışlıkla yaptın sonuçta. Yanlışlıkla yaptın değil mi? Tamam, git o zaman leğen getir. İçine su koy, iyice yıka şunları. Ne? Yıkayacağız mı bir de? Bak ben sana söyleyeyim, yukarıya koyalım bunu. 4 gün sürer yıkamak. Ben bir torba getireyim de içine atalım bunu, dur. Leş gibi oldu. Uzatma be! Git arkadan bari. Diğer perdeleri getir. Cız cıvıl kaldık ortada. Canlı yayın yapar gibi. Vallahi bilerek olmadı, kaza oldu. İki gözüm önüme aksın ki yemin ederim kaza oldu. Bilerek yapmadım anne. Ya tek istediğim bir cevap ya, bir cevap. Han, han durur musun? Yaptım ya da yapmadım diyeceksin. Bu kadar. İnci bak, canım burnumda zaten. Bu saçmalıklarla uğraşamayacağım. Ben senin peşinden geldim han. Kimseye değil, ben ne dersen de sana inanacağım. Ama tek istediğim, beni cevapsız bırakma. Bir şey söyle bana. Uygar senin yüzünden mi gitti? Söyle. Gitmesi gerektiği için gitti. Tehdit mi ettin onu? Sence? Ya Esra böyle bir şeyi neden uydursun? Kız başından beri seni savunup dururken birdenbire şimdi... Umurumda bile değil İnci. Ben de mi umurumda değilim? Ya tek istediğim bir yanıt ya. Gece sizin evinize geldi. Dedene evlendiğimizi söyleyecekti. Ben engel oldum. Tehditse evet tehdit ettim ama kılına bile zarar vermedim. Höt desem ağlayacaktı çünkü. Gerek yoktu. Hepsi bu. Onu çöplüğe götürmem falan yalan mı? Sen bana inanacak mısın? Yoksa başladığımız yere geri mi döneceğiz? Sen bunu bir düşün. Kararını bana bildirirsin. İzninle önemli bir işim var.
Allah'ım yarabbim Gülüven, bak son kez söylüyorum. Git şu perdeleri as dedim. Ben senin büyüğünüm. Lütfen de asayım. La havle ve la. Delirtme kız beni. E iyi, asmam o zaman. İyi tamam. Ben de o zaman Han'a gider çevirdiğin o hatları söylerim. Neyi söyleyeceksin? O kızı tehdit ettiğini işte. O İnci Dede'nin arkadaşı Sırık olan. Söyle. Han biliyor zaten radyo aradığımı. O kantoron var ya, hemen gitmiş yetiştirmiş onu. Bir dakika bir dakika, sen nereyi aradın? Radyoyu aradım. Herkese rezil ettim onu. Sen bana aptal diyorsun ama bu Sütüklü var ya, senden çok daha gözü kara Sabahçı çıktı. Abla sen var ya, anca apartmana çıkıp bağırıp çağırıyorsun. Yaptığın tek şey bu. Ya? Ben? Gülben! Gülben neredesin? Gülben! Han! Senin bu deli kardeşin var ya, ne yaptı biliyor musun? Abla bize izin verir misin? Senin bu deli kardeşin var ya. Abla lütfen diyorum. Bu ne be? Bu ne Han? Ne diye soktun bunu eve? Bu uğursuz şeyi, at gitsin şunu. Bir dakika, bir dakika, bu... Bu şey değil mi ya? Senin değil mi bu? Abla çıkar mısın? Çıkar mısın dışarı lütfen? Lütfen diyorum. Bak şunlara. Bak. İkisi de sana ait bunlar. Aradaki farkı görüyorsun değil mi? Bu sen değilsin Gülben. Yapma. Hak etti. Yoksa anlamayacaktı. Neyi anlamayacaktı? Esat'la aramızdan çekilmesi gerektiğini. Esas anlamayan sensin Gülben. Sizin aranız falan yok Esat'la, yok. O kız var ya, Esat'la yan yana fotoğraf koymuş. Sırf ben göreyim de üzüleyim diye. Bana burada hesap soracağına niye ona gidip kızmıyorsun? Kardeşinin kalbini kırıyorlar. Niye onların tarafında duruyorsun, niye? Kim onlar Gülben? Esra'yla İnci. Bak Gülben, canım benim. Bu yaptığın suç. İnsanları bu şekilde tehdit edemezsin. Böyle şeyler yollayamazsın. Bu var ya, polise kadar gider. Sen kendin tehlikeye atarsın. Ondan sonra ben bile koruyamam seni, anlıyor musun? Önemli değil. Esat beni korur. Kurur. Bana başka çare bırakmadın. Ne? Ne? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ver şu telefonumu Han. Telefonum benim telefonum, geri ver. Ver senin telefonumu, benim telefonumu. Ne oluyor burada? Beni mi arıyorsunuz? Ne oluyor? Telefonumu aldı, vermiyorsun geri. Çok üzgünüm ama bu bir süre bende kalacak. Han, bak beni zorlama. Yoksa ben de senin hiç hoşlanmadığın bir şeyi yaparım. Zor durumda kalırsın. Şu hayatta hiçbir şey ama hiçbir şey senin iyiliğinden önemli değil. Yap ne yapacaksan. Bir dakika, bir dakika.
Ne yapacakmış da zor durumda kalacakmış? Söyle bakayım sen onu bana. Ha? Gülben, sen benden bir şey mi saklıyorsun? Son kez söylüyorum. Ver telefonumu. Vermeyeceğim. Sen eski Gülben olana kadar ben bu telefonu vermeyeceğim. Yap şimdi ne yapacaksan. Çıkın odamdan. Bir süre evden çıkmanı istemiyorum. Onları benden korumak istiyorsun. Hayır. Seni kendinden korumak istiyorum. Karıştırıyor kafasını. Hayır. Gülben her şeyi yanlış anlıyor. Tamam kafasızdı ama kimseye zarar verecek bir kız değildi bu. Hep o incinen kadın yüzünden değil mi? O sırık arkadaşıyla birlikte iyice kışkırtıyorlar benim kardeşimi. Belki de bu evde sevgisizlikten kafayı yiyip delirmiştir ha? Ne dersin abla? Neyse ki sen delirmedin ha. O kız kurtardı seni. Aşkına kavuştun. O kız benim bu hayatta başıma gelen tek güzel şey. Evet, iyice delirmediysem onun sayesinde. Darısı seninle başına. Lafa bak, ölçüsüz. O nasıl laf öyle? Ayarsız. Vallahi ben demedim, o dedi yarabbim. Ay tövbe estağfurullah Allah'ım. Han, han, dur, dur. Ne oldu abla? Şu, gel de yardım et bana, perdeleri as bari. Yere değiyor orada. Yardım et de şunu takayım bari. Of, bir şey oldu sandım ya. Bensiz. Lafa bak. Ben demedim Allah Allah'ım tövbe haşa. Vallahi ben bir şey demedim o dedi. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl geçti? Ne nasıl geçti? Ne olacak okul? Sen okuldan gelmiyor musun? Okuldan geliyorum. O zaman niye ne diyorsun? Okul nasıl geçti? Okul nasıl geçti? Allah Allah bana bak delirtme beni. Bir işler mi karıştırıyorsun ne oluyor? Tamam abla. Çıkar artık ağzındaki baklayı. Ne baklası kız? Ne diyorsun sen şimdi ne alakası var? Yani okuldan falan aradılarsa. Kim? Beni okul mu arayacak? Kim arayacak okuldan? Niye? Sen kötü bir şey mi yaptın? Doğru söyle bana. Niye aranıyorum ben? Amma kastın ya. Ders boş zaten. Ya evdekileri ararlarsa? Ya ilk defa okula asmıyoruz herhalde. Yani ben bu aralar çok soruyorsun sen. Ben okulu soruyorsun. Dedim ki belki karışıklık olmuştur. Karışıklık olduysa diye ben... Ablan değil miyim ben senin? Soracağım tabii. Allah Allah. Zaten bu sene son senen. Ona göre. Daha çok soracağım. Alış şimdiden. Dur. Yıkayacağım elimi. Yani çantamı koyayım hemen ellerimi yıkayacağım. Herhalde yıkayacaksın kız onu demiyorum. O değil de bana bir yardım etsen. Şu perdeleri assan. Ne oldu orada? Tamam işte ne olduysa oldu. Cız cıbıl kaldık ortada. Mahalle görüyor bütün mahremimiz ortada. Hadi bir yardım ediver bana Neriman ne olur kurban olayım. Sen bir taktın mı perdeleri? Tamam ben geleceğim şimdi. Kız, akşam sana tost yapacağım. Salçalı salçalı, en sevdiğinden. Hadi, iyice yıkayıver ki. Darısı başına diyor ya. Tövbe estağfurullah. Tanımıyor beni sanki. Allah'ım vallahi ben demedim, o dedi ya Rabbim. Ayarsız çocuk. Ben demedim vallahi. Thank you.
Arıyor. Aç. Büyük bir hata yaptığını söyle ona. Arkadaşı değil misin? Ne oldu? Gelmiyor mu yine? Ne kadar uzadı bu ya? Yeter ama artık gelsin, bağırsın, çağırsın, kavga edelim ama bitsin bu küslük. Abla dur. Küslükten değil, adam uyuyor. Hem de bayılmış gibi uyuyor. Nasıl ya? Bu saatte. Hasta mı acaba? Gel bir bakalım. Hasta mısın diye merak ettik. Sen bu saatte uyumazdın da korktuk biraz, iyi misin? İyiyim evladım, korkma. Korkma değil, korkmayın. Çünkü ben de korktum. Ben de buradayım ve ben de seni önemsiyorum. Daha ne kadar yok saymaya devam edeceksin beni? Gece uyuyamadım. İzin verirseniz uyumak istiyorum. Dede, uzatmasam mı artık acaba? Kapıyı kapat, gürültü gelmesin. Yok, gelmeyecekmiş. Canı istemiyormuş. Nesi var siz biliyor musunuz? Sayaç yüzünden. Yeniden sayaç takmaya geldiler. Ben söyledim sinirlenmeyin diye ama Safiye adamın yüzüne kapattı kapıyı. Abla. Yok, o yanlış anladı. Neyse, siz anladınız doğrusunu. Benim size bir şey söylemem lazım. Gülben'le ilgili. Gülben pek iyi değil bu ara. Evden dışarı çıkmasını istemiyorum. Bir süre. Nasıl iyi değil? O zaten pek çıkmaz ki dışarı. Niye böyle bir şey söyledin şimdi? O gün de çıkmış, seninle buluşmuş işte. Neriman, sen beni dinle. Gözünüz üstünde olsun. Zaten hassas durumda. Daha kötü olsun istemeyiz değil mi? Ben pek anlayamadım abi. Daha neyini anlamadın kız? Kafayı yedi diyor işte ablan. Aşk yüzünden kafayı bozdu. Esat sevgilisi zannediyor. Öyle değil mi ki zaten? Öyle Neriman, öyle. Hı. Bunlar evlenmişler dedim de yazık almışlar. Bunun da tahtaları eksik bak, vallahi billahi. Ama ablam bana demişti ki... Uyduruyor işte, tam uyduruyor da anla artık. Neyse, bayrama da tembih ettim. Dışarıyla teması olsun istemiyorum. Abi, bak korkutuyorsun beni. Ne oldu bu kadar ciddi ya? O kadar aşk romanı okursa kafası yanar tabii. Şirazesi kaydı. Siz de aşk meşk kitapları alıp durmayın şunu falan. Gözünüzü seveyim artık ya. Zaten kim ne hayır gördüyse aşktan. Ne oldu, ne bakıyorsunuz? Feyyaz'a üzüldü o. Yani adamcağıza da ayıp oldu. O da bir emir kulu halbuki. Vallahi ben diyorum ki... ...hepten kapatalım biz bir güzel. Ailece temiz temiz Bakırköy'e gidip taşınalım. Ne yapacağız oralarda Safiye? Bu semt güzel. Neriman, bak özellikle sana söylüyorum.
bir şey rica eder ister sakın, tamam mı? Kıyamazsın, yaparsın aman ha. Hep senin yüzünden, seni örnek aldı işte. Konuşup durdun, yok aşk şöyle güzel, yok efendim utanma, sev. Verdin gazı, verdin gazı, al işte bak sonuç bu. Durum ciddi. Kardeşini biraz önemsiyorsan dikkat edersin. Üstüne gitme bu ara, daha da beter olmasın her şey. Emredersiniz efendim. Başka bir emriniz? Evet, başka bir emriniz? Biz bekçi gibi bekleriz burada. Siz hayırdır bu saatte, nereye? Afiyet olsun size. Ah! Oh! Kendine gelince istediği gibi kulaç atıyor ama aşk denizine. Ne yapıyor, ne yapıyor? Tostu niye kız? Yaptım işte salçalı, ye şunu. Daha ne sorguluyorsun? Gülben iyi mi Neriman? Neden gelmedi? İyi baba. Yorgunmuş. Dinleniyor. Aşk yorgunu. Beni çok merak etmişsindir. Ama arayamıyorum ki. Tabii şimdi bizi ayırmak için ellerine fırsat geldi. O İnci yetiştirdi, biliyorum ben. Halbuki ben ona üzülmüştüm. Annesi sevmemiş ya. Ben bizim çocuklarımızı çok seveceğim Esen. Sen hiç merak etme. Mutlu büyüyecek onlar. Çok yoruldum. Eskiden canım çıkardı ama yine idare ederdim. Şimdi her şey kontrolümden çıktı. Sana öyle davranmak istemezdim İnci. Ama herkese her şeyi aynı anda düşünmek, sakin kalabilmek, sürekli hep en doğrusunu yapmaya çalışmak artık gücüm yetmiyor. Halim kalmadı. Özür dilerim. Biliyorum. Gerçekten yığılıp kalacağım diye korkuyorum. Tutarım ben seni.
Esra ile aranız bozuldu değil mi? Aramın bozulmadığı kimse kaldı mı ki zaten? Benim yüzümden mi? Benim yüzümden. Biliyorum Esra senin arkadaşın. Ama Gülben de benim ailem. Esra ile konuşmaya çalıştım, özür dilemek istedim. İnsan gibi konuşamadık ki. Bak eğer istersen senin için gider konuşurum onunla. Arada kalmanı istemiyorum. Hayır ben hallederim, merak etme. Gülben iyi mi? Telefonuna el koydum. Dışarı çıkmayacaksın dedim. Pek iyi olduğunu düşünmüyorum. Bunlar bana çözülmüş gibi gelmiyor. Başka bir çözüm varsa da ben bilmiyorum. Doktor diyorum istemiyor. İnsan gibi konuşuyorum anlamıyor. Daha önce böyle bir şey olmuş muydu peki? Çocukluğumdan beri seviyordum diyor. Hiçbirimiz anlamamışız. Kendi içinde büyütmüş onu. Annem babamla evlenmeden önce dedem onu odaya kapatmış. Bayağı kilitlemiş görüşmesinler diye. Annem ne yapmış biliyor musun? İnat etme de bir şeyler. Bunun bir kilidi yok an. İstediğin kadar kapat odaya. Esat orada, o odada onunla olacak. Ne olacak peki? Onu anlamaya çalışacaksın. Yargılamadan, utandırmadan. Başka türlü daha kötü olur. İnan bana. Belki ihtiyacı olan Esat değil. Sevilmektir sadece. Bana mı? Aslında kapının önünde buldum. Kıyamadım aldım. Eğer pistir demezse. Demem. Ben biraz çıkacağım. Gelmek ister misin? Gelemem. Malum dedem. Sen nereye? Ben kendime yeni bir su tabancası alacağım da eskisi tutukluk yapıyorum. Yürüyeceğim biraz. Kafam dağılsın. İnci. Sen olmasan ne yapardım ben? Hava soğuk. Şimdi önünü kapat. Bunu da iyice dolayalım. Üşüme. Korkuttun beni. Bir şey diyeceğim. Yardıma ihtiyacım var. Çok çok zor durumdayım Neriman. Beni bir tek sen anlarsın. Nasıl? Ne yapmamı istiyorsun ki? Telefonum lazım bana. Vallahi söz, sabah sana hemen geri getireceğim onu. Vallahi. Abla ne olur bak. Söz verdim abime. Bana güvenmiyor musun? Bir telefon sadece.
Sen de onların tarafındasın demek. Hayır. Bak benim tek istediğim senin iyi olman. Üzülmemen. Ver o zaman telefonunu, üzülmeyeyim ben de. Ha? Ne yapacaksın? Esat'a mesaj atacağım. Beni eve hapsettiklerini bilsin. Belki bana hesap sorar, kurtarır beni. Abla ne olur kırılma bana ama. Olmaz, veremem. Sen de inanmıyorsun demek. Sana da imkansız geliyor beni sevmesi. Öyle değil bak, sadece... Tamam Neriman. Hiç yorma kendini, ben çok iyi anladım. Bunca zaman hiçbiriniz ablam kadar dürüst olamamışsınız bana. O en azından yüzüme karşı söylüyordu hep. Sizse içinizden diyormuşsunuz meğer. Südüklüyü kimse sevemez diye. Şimdi otobüs gelir biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer be ya. Başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belli ilim yetsin. 98 kış. Naci'den Safiye'sine. Bir gün sabah sabah kapıyı vursam. Kim o dersin uykulu sesinle içeriden? Saçların dağınıktır, mahmursundur. Kim bilir ne güzel görünürsün sevgili. Bir sabah vakti kapıyı çalsam, uykudan uyandırsam seni. Ki daha sisler kalkmamıştır haliçten. Fabrika düdükleri ötmededir. Aracı bu sefer tam üstte getir bak. Sonra sıkıntı oluyor. He. Trafik bu evladım. Belli olmuyor ki. Onu da sen hesap edeceksin artık. Yoksa biz de biliyoruz trafik olduğunu. Ha, yakın yerdenlerse hiç alma. Aracı teslim edeceğim de hemen fıy, tamam. Tamam.
Gözümün önünde acı çekiyor. Ve ben hiçbir şey yapamıyorum. Biraz umut olduğunu bilseydin. Ama bu aşk değil, bu saplantı gibi bir şey. Hayır, benim size duyduğum başka bir şeydi. Ben sadece duyun istiyorum. Söyleyemediklerimi siz duyun. Ver dedim şunu. Neyine güveniyorsun lan sen? Bak son kez söylüyorum. Cüzdanın saatin ne varsa efendi efendi çıkar. Yoksa delik deşik ederim seni. Manyak mısın lan sen? Versene şunları. Saatini çıkar. Bugün doğum günüm değil ki. Bozuk o zaten. Hani şiirde diyor ya. Ne diyor? Bir... Bozuk saattir yüreğim. Hep sende durur. Hediye başkasına verilmez. Sen kaşındın. Yapamazsın. Hakkın yok buna. Şuna bak. Avaz avaz bağırıyor ki duysun sinsi şey. Bağırtma sen de o zaman. Mani olma bana. Yahu yeter be. Amma yaygara çıkardın. Alt üstü evden çalışacağım bugün. Ne var? Ya bir kere huzurla uyanayım şu evde bağırış çağırış olmadan. Bu kadar zor mu ya? Ne oldu gene? Konu ne? Ablam tutturdu. Okula göndermiyor beni. Yok artık. Sebep? Ne yapayım? Gülben'den hayır yok. Babaya yemek... Temizliği, bulaşığı, çamaşırı, ütüsü. Yetişemiyorum ben de 20 yaşında değilim. Yardıma ihtiyacım var. Git başkasına iste o yardımı. Neriman okula gidecek. Konu kapanmıştır. Ya benim bu evde hiç hükmüm kalmadı mı? Sözümün bir hükmü kalmadı mı ya? Abla hani sen diyordun. Senin yerin okul. Artık temizlik yok sana dedin. O Gülben Hanım delirmeden önceydi ama. Yahu düzgün konuş. Duyacak kız ya. Aa, aa. Kendi ağzına söylüyordun. Şimdi niye lafı değiştiriyorsun, döndürüyorsun? Allah'ım sabır ver bana ya. Neriman hadi git formanı giy. Hadi bakma ona, korkulacak bir şey yok. Ben götüreceğim seni hadi. Kimi kimden koruyorsun sen? Ablasıyım ben de.
40 yılın başı bir şey istedik. Ne olur yapsa. O kadar da mı hatırım yok? Ne olur yani, incilerimi dökülür. Hoş, sen o incileri de toplarsın. Ne? Tuvalete gideceğim. O da mı yasak? Hayret bir şey ya. Vallahi billahi. Bana bak. O Esat denilen sümsüğü işten kovacaksın. Başka çaresi yok mu? Kızın toparlaması lazım. Gözümüzün önünde durmasın. Yahu o nereden çıktı? Allah aşkına çocuğun ne suçu var? Hadi be oradan. Biliyorum ben onu. Yazık. Kıza mavi boncuk dağıtıp durdu. O da az değil. Ben biliyorum. Ya zaten sana göre bu yeryüzünde böyle temiz, iyi niyetli, masum bir insan var mı? Yaşıyor mu o? Herkes fesat, bir tek sen iyisin, öyle mi? Ben sizin gibi kafamın içinde öyle kötü şeyler barındırmıyorum. Ne barındırıyorsun peki? Nefret mi, öfke mi, hınç mı, ne? Yoksa koca bir mezar taşı mı? Bana bak. Bir daha annemle ilgili bir şey söylersen bana... Annemin mezar taşından bahsetmiyorum ben. Seninkini diyorum. Oraya gömdüklerini diyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Gidecek, dersine girecek. Onu görecek. Konuşacaklar. Ya beni sorarsa? Ya anlarsa Neriman? Allah'ım, bir şey yapmam lazım benim. Uyanmadı mı hala? Galiba kapısı kapalı. 15 saat oldu ya. Allah Allah. İyi mi acaba? Bir şey mi oldu? Dede, uyuyor musun? Dede. Duymadı herhalde, dur. Yavaş. Dede hadi kalk artık, öğlen oldu ya. Abla, ben giriyorum içeri. Not falan bırakmış mı? Yok. Of. Bir tuhaflık var bunda, değil mi? Sana öyle gelmiyor mu? Bir şey sakladığı kesin ama. Uyuyordun sandık dede. Neredeydin ya? Peynir simit çekti canım. Ay. Simit almaya gittim. Ne merak ediyorsun? Dede, sen hala yorgun görünüyorsun. İyi misin? Tamam, konuşma benimle. Ama sadece buna cevap ver. Hadi oğlum, bir iki lokma bir şey ye. Okulda geç kalacaksın. Sen olmasan resmen beni okula göndermeyecekti abi. Ben artık onunla nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum. Eskiden olsa Gülben ablam bana destek olurdu. Ama malum o da bir garip. Aklı başka yerde hep. Merak etme, düzelecek her şey. Ben konuşacağım ablamla. Ne oldu? Günaydın hocam. Tanıştırayım. Naci Hoca, edebiyat öğretmenimiz. Abim. Han. Memnun oldum.
Nasılsınız hocam? Alışabildiniz mi? İyi hoca da işte. Ağzını bıçak açmıyor. Görsen okulda benden beter. Ne demek o? Yani kimseye bulaşmıyor. Çok içine kapanık. Hiçbir şey umurunda değilmiş gibi. Bu otelde mi kalıyor? Hı hı. Tam karşımızda. Geliyor musun? Günaydın hocam. Tekrar. Baksana. Boş daire var mı sizin apartmanda? Yok. Ama abime bir sorarım. Abine mi? Apartman bizim de. O biliyor onları. Beğendiniz herhalde. Otel zor oluyor tabii. Gireyim o zaman ben. Kaç oda? Efendim? Evler kaç oda? Ha. Biz 5 kişiyiz. Ama bize yetiyor da artıyor bile. Abin sen. Başka kardeşlerin de var demek ki. 2 ablam daha var. Bir de baba. Annem peki? Onu kaybettik. Ama çok oldu. Gireyim ben sınıfa. Edebiyat öğretmenimiz, abim. Nereye sakladın telefonumu acaba? Han Bey. Ne o? Çekmece yok burada, bir şey yok. Aa, hakikaten ışık var. Kız gizli planı mı yaptırmış bu? Kesin orada. Bir konuşalım mı? Gel.
İşler bayağı çığırından çıktı. Siz neden Esra ile sürekli birbirinizi dolduruşa getirip duruyorsunuz Esat? Anlamadım. Böyle her şeyi birbirinize anlatıyorsunuz ya. Onu soruyorum. Kızın başı benim yüzümden belaya girdi. Kendimi kötü hissediyorum. Konuşacağız tabii. Ne yapacaktık? Konuşmayacak mıydık? Ortak bir konunuz oldu yani konuşacak, öyle mi? Sen ciddi misin ya? Bak abi, ben elimden geldiğince sana yardım etmek isterim. Susarım, sabrederim, gözümü kulağımı kapatırım. Ama yani Esra'yı ikide bir tehdit etmesi... Bu göz yumulacak bir şey değil ki ya. Sana ya da ona bugün mesaj attı mı? Bana atmadı, bildiğim kadarıyla ona da atmamış. Radyoyu aramış mı? Ya da bir şey yollamış mı? Ya da ikinizden biriyle bugün irtibata geçmeye çalıştı mı? Hayır. Demek ki ben de bir şeyler yapıyorum Esat. Bak, Gülben'den çok daha tehlikeli insanlar var bu hayatta. Bence sen biraz onlara dikkat et. Kimden bahsediyorsun mesela? Zararın nereden geleceği belli olmaz. Bir bakarsın bebek yollayanlardan değil de... duygularını kullanıp ağzından laf almaya çalışanlardan yersin darbeyi. Yani sen şimdi Esra Gülben'den daha tehlikeli diyorsun. Ben yanlış duymadım yani, bunu diyorsun. Gülben benim kırmızı çizgim. Sizi ondan değil, onu sizden korurum diyorum. Niye geldin? Sen de aynı göğe bakma. Çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çık işte. İki. İki. Üç. Üç. Baba. Sana elma getirdim. Vitamini kaçmasın. Ye hemen. Sağ ol. Ne yapıyorsun? Bulmaca çözüyorum. Güzel. Eğer bilemediğin olursa bana sorabilirsin. Hayırdır? İstediğin bir şey mi var? Yok. Tozlanmış mı diye bakıyorum. Bayağıdır süpüremedim ya bu odayı. E ablan dün süpürdü. İşte becerememiş demek ki baba. Zaten gözü de bozuk ya. Yani ben ona söylüyorum, artık gözlük alman lazım diyorum. Onu kullanman lazım diyorum, yok diyor. O camları hep pis pis diyor. Takmam diyor yani. Buldum. Neyi buldun? Baba bu sağdan sola 9 harf. Filiz Akın işte. Filiz Akın. Ay'a çıkan ilk insanı soruyor. Allah Allah, hani? Allah Allah, ben iyi görememişim demek ki. Kızım sen iyisin değil mi? İyiyim baba. Tabii ki iyiyim, çok iyiyim hem de. Niye ki?
Gençsin. Her şeyi yaşamak senin de hakkın. Ama dikkat et, kalbin kırılmasın. Onu telafi etmek zor çünkü. Çok zor. Sevip de görememenin, yanına gidememenin tahammülü zor. Sana da mı söylediler? Anladın beni değil mi? Anladım. Baba. Söyle kızım. Biz niye onların yerini dolduramadık? Onların yeri ayrı, sizin yeriniz ayrı çünkü. Bizim yerimiz neresi peki? Dünya kadar bulmaca çözdün. Şunun cevabını bulamadın değil mi? İşte onun yeri de ayrı. Çok ayrı hem de. Neyse, sen diye bunları karar mısın? Orada benim telefonum olacaktı Gülben. Onu bana getirir misin? Bir hesap makinesine gireceğim de. Tabii baba. Merak etmiştir beni. Nasıl duyuracağım ki ben sesimi ona? Tabii ya. Ev telefonu. Kötü cadı tarafından kuleye kapatılan Rapunzel derin keder içindeydi. Kötü cadı ile muhafızları onu kuleye hapsetmişlerdi. Rapunzel biricik prensinin hasretiyle umutsuz bir bekleyiş içindeydi. Ama sonunda o beklediği gün geldi. Yakışıklı prens günler süren yolculuğun ardından Rapunzel'in izini bulmuş ve onu kurtarmak için kulenin kapısına dayanmıştı. Rapunzel, uzat bana saçlarını. Uzat ki kurtarayım seni buradan, kalbimin tek sahibi. Canın acımasın. Buna dayanamam. Acımaz, acımaz. Sıkı tutun prensim.
bakıyorsun sen? Ha? Ha? Yoksa kaçmaya mı cüret edecektin ha? Asla kaçamazsın Rapunzel. Asla. Cadının gazabı hep üstünde olacak. Ömür boyu bu kulede kalacaksın. O, o saçım acıyor. Ay. O saçlarını ellerimle keseceğim, ellerimle. Ay, ne kadar pis. Kes o tırnaklarını. Pis. Ne diyorsun sen be? Ne diyorsun sen Gülben? Ne tırnağı? Şeytan tırnağı var mı diyorum sende. Bende var da hep batıyor. Allah Allah. Sen ne yapıyorsun orada? Neye bakıyordun? Hiç, hiçbir şey. Odan doğman gerekmiyor mu senin? Neden? Neden biliyorsun sen neden? Ya abla, esir miyim ben Allah aşkına? Böyle ceza mı olur? Bari sen insaf et, ne olur. İyi tamam, gel. Durma odanda. Yardım et o zaman bana. Patlıcanları yıka. Tamam. Esat'ın kulede hapis kaldığımı bilmesi lazım. Kim bilir han neler anlatmıştır ona. Belki de seni istemiyor demiştir. Ya o sırık cadı benim yokluğumu fırsat bilip kullanırsa? Ya Allah'ım, ben ne zaman muradıma ereceğim? Ne zaman? Gülben! Ay, geldim. Günaydın. Telefonlarıma bakmıyorsun. Mesajlarıma cevap vermiyorsun. Ne oldu? Küstük mü? Bu dedemin yaptığının aynısı değil mi bana? Hani o çok kızdığın dedemin. Deden haklıymış. Sen han için herkes harcarsın İnce. Ne diyorsun ya sen? Ben kime harcamışım? Beni? Hani öyle masada bıraktın ya sap gibi. Gittin öyle kocanın peşinden. Hadi onu geçtim. Kocanın Uygar'a neler yaptığını teker teker anlattım sana. Ya sen gördün, gözümüzün önünde Cüneyt'e nasıl yürüdüğünü gördün. Ama sana yetti mi? Yetmedi. Tek bir kelimesiyle peşinden gittim. Tıpış tıpış gittin. Beni böylece bıraktın. Esra'cığım, ben sormak için gittim. Doğruları öğrenmek için gittim. Niye, ben sana yalan mı söylüyordum? Allah Allah. Hayır ama Uygar, Uygar'ı biliyorsun. Su tabancası dedin Esra. Buna nasıl inanmamı beklersin? Çöplüğe kaçırmış dedin. Ya ben senin için her şeyi yaptım İnce. Ben senin için yalanlar söyledim. Ben senin için casusluk yaptım. Gittin tanımadan aşık oldun. Sen mutlu ol diye ben sana destek verdim. Senin düğününe geldim. Senin gelinliğini ben seçtim. Senin balayına geldim. Sen benim için ne yaptın İnce? Ha? Söyler misin? Sen bana ne yaptın mesela? Esra canım benim. Yaparım. Yaparım. Esra, ne, neye ihtiyacın varsa yaparım. Tehdit edildiğimde yanımda olmana ihtiyacım vardı İnce. Tamam mı? O manyakla değil, benimle empati kurmana ihtiyacım vardı. Bunu yapabilecek misin? Ben sana korkmanı gerektiren hiçbir şey olmadığını açıklamaya çalıştım. Ama sen öyle bir konuştun ki Han'la da benle de. Yani birazcık hani ileri gittin Esra. Hani anlıyorum, sinirlerim bozulmuş olabilir. Ne? Evet, bozuldu. Ve biliyor musun, Esat senden daha çok endişelendi benim için. Bak ben savunmuyorum. O Gülben'in yaptığını savunmuyorum Esra. Ya ama işte belli, kızın yardıma ihtiyacı var. Ne yapalım? Kötüleyelim, ne linç edelim kızı. Bu çözüm değil ki. Hı. Peki sen mi yardım edeceksin ona? Hadi git, hadi koş, yardım et. Babana yardım edemedin diye gittin, iki yılını bir alkolü harcadın. Şimdi annene yardım edemedin diye bu kıza mı saracaksın? Yeni davanda bu mu olacak İnce? Benim yaşadıklarımla ilgili böyle paldır küldür konuşmasan Esra. Haklı olup olmamın umurunda değil. Ama ne yapacaksın? Beni çocukluğumdan mı vuracaksın? Yalnız hocam, bizimle hiç muhatap olmayacaksanız
Nasıl kaynaşacağız sizinle? Sınavda ne soracağınızı nasıl anlayacağız diyor. Söyleyeceğim onu size. Hakikaten mi? Yok be. Dalga geçiyor. Kalan olmayacak o sınavda. Hocam o nasıl olacak? Anlamadık da biz tam olarak. En sevdiğiniz şiiri soracağım. Yanlış cevabı yok bunun. Uley be, yırtık edebiyattan. Adın ne senin? Gamze. Neden? Efendim? Adın neden Gamze? Babam öyle istemiş. Bu kadar mı hikaye? Yok mu devamı? Yani annemin Gamze'leri çok güzelmiş. Babam da onları çok seviyormuş. Ben de öyle olayım istemiş. Yani ondan yani. Öyle. Oturabilirsin. Bu neydi şimdi ya? Sen kalk. Adımı mı söyleyeyim? Annemle babam Ege'nin incisi Bodrum'da tanışmışlar. Ablamın adı İnci, benimki de Ege olmuş. Hikayenin kalanını anlatmayayım ama. Güzel bitmiyor. Adım Emre. Vallahi niye diye de hiç sormadım. Ya güzel bir isim bence. Aynen. Ya da Neriman da olabilirdi. Sana vermezlerdi o isim. Tabii ki de ama niye? Cesur ve yiğit demektir Neriman. Tribünlere oynamak için cesur olmak gerekmez. Gamze iyi sana. Peki Naci ne demek hocam? Cehennemden kurtulan. Bakalım bu dönem yapabilecek miyim bunu? Hayırdır Gülben? Yine kafanın içinde çeyiz mi düzüyorsun şimdi de? Şuradan yumurtayla süt ver bana çabuk. Niye? Ne niye? Yayla çorbası yapıyoruz ya burada. Abla. Hı. Süt bitmiş. Biter tabii. Süt de biter, ekmek de biter. Hayret bir şey. Ev ne hale geldi? Bir bıraktın. Senin sayende. Hayret bir şey ya. Ne yapacağım ben şimdi? Bunun içine süt koymazsam kesilir, israf olur hep. İşte ben gidip bayramı söyleyeyim diyeceğim ama yasak değil mi? Hiçbir şey yapamıyorum yani. Hay Allah'ım ya, ben de gidemiyorum. Ne yapacağım ben? Tamam git şuradan bir sesini ver diyafondan. Vallahi mi? Bana bak. Hiç umutlanma boşuna. Bayramı tembihledik. Şuradan sesleneceğim. Ona da mı anlattınız? Ne yapalım Gülben? Ha? Kutunun içine bomba koyup göndermeyeceğin ne malum, Allah korusun. Çocuğu da zor durumda bırakma, şuradan soru ver hemen. Hadi. Tamam. Bayram, orada mısın? Süt lazım bize, süt. Süt lazım Bayram, süt diyorum. Abla, Bayram evde yok. Tamam, oradan sesini ver. Sakın inme aşağı.
Çıkmadan seslen. Bayram. Bayram. Abla duymuyor. Ben bir bakayım. Bana bak, dışarı çıkma, yolarım seni ha. İyi tamam, sen bilirsin. Süt yok o zaman. Tamam git, kapıdan seslen, bakıver. Hemen dışarı bak gel. Tamam. Çıkarsan hana söylerim, ona göre. Ay, tamam abla. Nasıl gideceğim ki? Param yok. Hiçbir şeyim yok. Bayram. Bayram. Neredesin? Bayram. Neredesin? Gülben. Gülben. Beklesene. İyi misin? Merak ettim seni. Sen yetiştirdin her şeyi Hana, değil mi? Radyoya geldi, kendi gördü. Gülben, iyi olmanı istiyorum. İyi değilim ben. Değilim. Esat'tan ayrıyken hiç iyi olamam hem de. Bu zamana kadar Esat mı vardı hayatında? Vardı. Buram'daydı. Vardı. Oraya başka şeyler de sığdırabilirsin. Bir hobi gibi. Mesela ben fotoğraf çekmeyi çok severim. Bisiklete binmeyi çok severim. Sen en son ne zaman sinemaya gittin? Şey, 6 yaşımda. O da ablam gizlice götürmüştü. İster misin birlikte bir şeyler yapalım? Yapamam ki. Cezalıyım ben. İstersen ben seni çıkarabilirim. Bayram, ablam süt alsın dedi. Süt. Tamam Gülben Hanım. Gülben neredesin? Neyse ben hücreme döneyim. Çok istiyorum. Sen acaba Han'la konuşsan, izin alsan olur mu? Tabii ki ben konuşurum. Gülben, kiminle konuşuyorsun sen orada? Ama kız kıza sadece. Getirdi beni oraya. Sağ ol. Tamam. Geldim. Sen 40 saattir. Bayramı bulamadım ondan. Gir içeri hadi, oyalanma. Hadi, hadi. Kapa hadi, kapa. Bir. Hiç merak etme Esat. Rapunzel'in sana gelecek. Saçımı kessin de, perdeleri çeksin de kaçıp gelecek yanına. Lütfen.
Ödev size. Şiirden ne anlıyorsanız yazıp getirin. Ne zaman hocam? Yarın. Hocam ya. İnternette var mıydı hocam bu? Var. Ay, iyi bari. Ama siz ikiniz kitabını alacaksınız. Ne uyuz adam ya, taktı bana. Ders bitti. Anlamam şiirden mirden ya. Bunun için köpek gibi aşık olmak gerekmez mi ya? Ol sen de o zaman. Gamze çok mutlu olur mesela. Senin işin kolay tabii. Yapma şunu. Hoşlanmıyorum. Evet. Gelsin. Çay. Sağ olun. Klarnet çalan bir öğretmen. Enteresan bayağı. İnsanların neler neler yaptığını düşünürsek pek enteresan değil. Sen de onlardan birisin diyorsunuz yani. Demiyorum. Nasıl ve nerede tanıştığımızı düşünecek olursa... Düşünmüyorum. Neriman'ın öğretmeni olduğunuzu öğrenince şaşırdım tabii. Nazik davranmamış olabilirim. Telafi etmek istedim. Yeni geldiniz sanırım. Yeniden geldim diyelim. O zaman tekrar hoş geldiniz diyelim. Olacak ayol. Aa, karşılıyoruz seni yani. O da mı suç? Elimi yıkayacağım bak. Onun için şey... Okul nasıl geçti? Muhteşem. Doğru düzgün cevap ver kız. Soru sorduk herhalde. Normal geçti abla. Nasıl geçsin? Okul işte. Değişik bir şey oldu mu olmadı mı? Nasıldı? Oldu aslında. Ne oldu? Söyle bakayım. Coğrafyacı dersi uyuyakaldı. Yani yaşı var bayağı. Tamam hadi git oyalanma, temizlen çabuk. Hadi. Bana bak, sabahlığı da giymedin, dokunma bir yere. Doğru düzgün konuş benimle de. Hadsiz.
Eyvahlar olsun. Ne işi var bunun orada? Ne konuşuyorlar bunlar? Burası geçici herhalde. Ev bakıyor musunuz? Bakmıyorum. Zor olmuyor mu böyle? Tek göz odada. Olmuyor. Teksiniz herhalde. Aileniz falan. Soru sormayı çok seviyorsunuz herhalde. Ben ev ararsanız falan yardım ederiz diye dedim ama... özeliniz sizi ilgilendirir. Merak etmeyin. Neyi pardon? Bugüne mahsus değil, ben... genelde susarım. Sessizlik iyi. O zaman ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim. Tekrar hoş geldiniz. Bir şeye ihtiyacınız olursa tam karşınızdayız zaten. Eyvahlar olsun, geliyor. Geliyor. Ne diyeceğim ben? Ne diyeceğim ben? Soracak şimdi kesin bana. Ne diyeceğim ben? Allah'ım yarabbim, ben ne yapacağım? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptın? Nerelerdeydin? Hiçbir yerde. Soru sorduk yani sana. Cevabı bu mu? Neredeydin dedim. Ben de hiçbir yerde dedim. Yani Türkçesi seni ilgilendirmez. Kesin biliyor. Kızgın bana bu. Eyvahlar olsun. Ama öyle olsa bir şey demez miydi, sormaz mıydı? Dede. Dede. Gizli şeker falan mı var sende dede acaba? Yok canım, nereden çıkarıyorsun? Turp gibiyim ben. Uykucu turp ama bu. Hadi işine bak. Bakıyorum bakıyorum, anlamıyorum ki. Göğe bakacağım diyor, otobüs diyor. Sen gerçek bir odunsun Ege. Ya hayır, haksız mıyım? Sen söyle dede ya. Gene uyudu. Depresyonda mı acaba? Ay yok canım. Olabilir mi? Emeklilerde sık rastlanıyormuş, bir yerde okudum. Okuyabiliyor muydun sen ya? Ya dede bak, bir doktora falan gözükmen lazım. Bak harbi diyorum ya. Bak saydım bir günde tam 143 kez esnedi, 26 saatte uyudun. Bu hiç normal değil. Geceleri film seyrediyorum oğlum ben. Ne filmi? E odandasın ha.
şeyden hani bu, ne diyorsunuz ona? Tabletten. Ha. İşte. İyi, izle ama interneti bitirme. Bak, bak, bak şimdi. Sularım ısınsın diye bakıyorum, ısınıyor diyor. Yani aç kombiyi. Niye bu kadar? Yani üf, ben anlamıyorum, bu şiirin işinden bana gelmiyor ya. Ben yok, bende yok. Ne yapayım? Yok. Babadan aldığı gen bu. Gülben, çorbanı içsene kızım. İç bak, sıcak sıcak, ne güzel. Canım istemiyor. Dört duvar arasında kalınca insan iştaha kapanıyormuş baba. Sen eskiden de evde kalırdın hep. Böyle bunalmazdın hiç. O kendi isteğimleydi. Zorla değil. Abi. Şu hoca vardı ya, sabah tanıştın. Hı hı. Bizim burada kiralık daire var mı diye sordu. Sen ne dedin? Dolu, dolu her taraf dedin değil mi? Yerimiz yok falan dedin değil mi? Öyle dedin. Dedim, yani daha kibarcasını dedim de abime sorarım da dedim. Ne gerek var sormaya canım? Hayret bir şey. Yer boşalırsa zaten biz geçeriz, bize lazım. Lazım falan değil abla. Konuştuk bu konuyu. Öyle mi? O zaman İnce Hanım'a söyle çıksın. Boş yer olur. Allah Allah, neden ev bakıyormuş o? Neden şaşırdın? Ne bileyim işte, sen otelde kalıyor dedin. Ben de uzun süre orada kalır sandım. Allah korusun. Abla, sen niye taktın bu adama bu kadar tanımadan etmeden? Sessiz, sakin biri üstelik. Ne takacağım be? Hayret bir şey. Ne takacağım? Bana ne? Siz de abla kardeş uyduruyorsunuz her şeyi. Ne dedim ki ben? Allah Allah ya. Bana ne yani? Bana ne? İster otelde kalır, ister gider köyüne yerleşir. Bana ne? Beni ne ilgilendiriyor? Yorgunluktan herhalde. Aranız düzeldi mi sizin? İşleri beraber yapıyorsunuz değil mi? Düzeldi baba, düzeldi. Bizim aramız çok düzeldi. Sağ olsun, her işte benim yanımda. Her şeyi birlikte yapıyoruz. Bütün işleri. Abla yeter artık. Hoca bugün yeni bir ödev verdi bize. Bir şiirle ilgili. Baba, sen bana yardım edersin değil mi? Şiir? Ne şiir? Hangi şiir? Boş ver abla, bilmezsin sen. Getir hadi. Ne getirsin? Şimdi sofrada ne gerek var ki baba? Bir şey olmaz, tadımız yerine gelir Safiye. Şiir bu. Duyar. Çok severim. Öğrenciyken elimden düşmezdi. Ey gidi. Su bitti. Sürahiyi ver bana. Ağzımız kurudu.
Dün bitirdim. Heyecandan bekleyemedim. Sen de oku istedim hemen. Tamam, okurum. Ama biri görmesin, tamam git ne olur. Tamam ama oku, mutlaka oku. Tamam mı? Dördüncü sayfa, dördüncü dizi. Tamam, okuyacağım ama git lütfen. Dört. Tamam. Dördüncü sayfa, dördüncü dizi. Dördüncü sayfa, dördüncü dizi. Senin bu ellerinde ne var bilmiyorum. Göğe bakalım. Tuttukça güçleniyorum. Kalabalık oluyorum. Bu senin eski zaman gözlerin. Yalnız gibi, ağaçlar gibi. Suların ısınsın diye bakıyorum. Isınıyor. Seni aldım bu sunturlu yere getirdim. Sayısız penceren vardı. Bir bir kapattım. Bana dönesin diye bir bir kapattım. Şimdi otobüs gelir, biner gideriz. Dönmeyeceğimiz bir yer beğen. Başka türlüsü güç. Bir ellerin, bir ellerim yeter. Belleyelim yetsin. Seni aldım, bana ayırdım. Durma, kendini hatırlat. Durma, kendini hatırlat. Durma, göğe bakalım. Baba sen ne yaptın? Deldin geçtin hepimizi. Neriman, ben bu şiiri sana anlatamam kızım. Senin ne anladığın önemli. Daha çok gençsin. Ama bu seni de bir yerinden yakalar diye düşünüyorum. Abla. Ne oldu? Beni de bir yerden yakaladı. Ama tabii şiir benim değil mi? Ona aşık olmaya hakkı olanlar okusun. Cumartesi mi bugün? Çalgıcılar gelmiş yine. Yok değil baba. Ne güzel çalıyor ama değil mi?
Naci Hoca çalıyor. Çok güzel ama değil mi? Duyuyor musun? Herkes aşık bu evde. Safiye ablam hariç. Ben de tabii. Ben de değilim, aşık değilim. Ben hiç olmadım, aşık değilim. Duymamak mümkün mü? Duymuyorum. 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 Hiçbir şey duymuyorum. Doymadım, doyamadım sevmelere seni ben. Kimseyi koyamadım yerine yerine. Saymadım, sayamadım sensiz geçen yılları. Ne inkar ne itiraf bu yalnızca sitem. Doymadım, doyamadım sevmelere seni ben. Kimseyi koyamadım yerine yerine. Saymadım, sayamadım sensiz geçen yılları. Ne inkar ne itiraf bu yalnızca sitem. O mu verdi bunu sana ha? Yoksa sizin şarkınız mıydı ha? Hayır anne. Ben doldurdum. Kendi zevkime göre doldurdum. Kendi zevkine göre doldurmuşmuş. Evet. Al sana kendi zevkine göre. Al sana kendi zevkine göre. Allah'ın cezası. Al sana kendi zevkine göre. Al sana zevk. Al sana zevk. Al. Al sana zevk. Dinle şimdi sırıta sırıta. Boş mu? Oluyor. Geç. İkinci köprüden gidelim.
İkinci köprüden gidelim. Nereye? Ha, onu demedik değil mi? Fenerbahçe. Hoş mu yaptın? Rezil olduk herkese. Uf, adama da ayıp oldu. Patronun orada olmasa bilirdim ben ona yapacağımı da. Dua etsin ucuz atlat. Babam yaşında adam. Olacak iş mi Fatih ya? Bir daha nasıl bakacağım adamın yüzüne? Bakma helalimin adamlarının yüzüne. Edebinle çalış çalışacaksan. Ya yavaş sessiz ol azıcık. Hadi be. Ne zaman bir yere gitsek hep aynı şeyi yapıyorsun. Yeter. Bir daha seninle bir yere gitmiyorum. Ne yani, utandırıyor muyum ben seni? Sesinizi biraz indirir misiniz? İndiremem efendim. Bizi dinlemesen de işine bak. Of, bezdim ya artık. Madem aynı hale geleceksin hep, içme bu kadar, içme. Yeter. Sana mı soracağım ben ya? Sen benim yine etekleri giyiyorsun, ben ağzımı açıp tek kelime laf ediyor muyum sana? Biraz edep lütfen. Bak indiririm seni. Beni? Beni indireceksin de karınla mı gideceksin? Ya ayıp ya, ayıp. Yeter artık, sus artık, sus ne olursun. Bak kapa çeneni, yoksa ben kapatırım, tamam mı? İn aşağı. İnmiyorum, indir indirebiliyorsan hadi. Sen benim kim olduğumu biliyor musun lan? Ay durun, yapmayın lütfen. Hanımefendi siz binin, ben sizi eve bırakırım. Lütfen. Hayırdır, sen ne zannettin bizi? Görürüm. Yürü gidiyoruz. Dedem de iyi alıştı bizden sonra kalkmaya vallahi. Ege ben çıkıyorum. Hadi görüşürüz. Nereye? Kahveye gideceğim. Bir şey yemeden mi gideceksin? Dede dışarıda da bir şey yemiyorsundur sen. Aç mı kalacaksın? Dede. Ben konuşurken lütfen yüzüme bakar mısın? Bak ama kocaman insanlarız. Yeter ama. Ne oldu yüzüne? Hiç. Dolaba vurdum. Nasıl vurmak bu ya? Basbayağı vurmuşlar sana. Kavga mı ettin? Kim vurdu sana? Söyle gidip ağzını burnunu kırayım. Yeter ama. Kimsenin vurduğu yok. Evdeydim. Kimle kavga edeceğim? İyice delirdiniz ha. Bir rahat bırakın adamı. Takip falan mı etsem? Allah Allah, yürü hadi, hazırlan, okula gideceksin sen. Ya bir şeyler saklıyor diyorum. Anlarız yakında. Hadi. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Of. Boksa falan yazılmış olmasın? Hiç komik değil. Yani... Ya bir derdi var han. Bir şeyler gizliyor. Aha, anlamıyorum. Öğreneyim diyeceğim ama sen şimdi onu da istemezsin. Ben halledeceğim. Merak etme. Gülben nasıl? Benden nefret etmesi dışında idare ediyor. Esat'la atıştık. Esra onu kışkırtıyor belli. Yani kızgın tabii haliyle. Tamam, kızmasını anlıyorum. Ama böyle yaygara koparmaya gerek var mı? Sanki hayatı tehlikedeymiş gibi davranıyor. Esat da onun koruması kesilmiş, zaten dünden razı. Ya sana bir şey soracağım. Ama bak lütfen hemen hayır deme. Daha önce de söyledim sana. Yani bu eve kapatmalar falan bir işe yaramayacak. Biz Gülben'le biraz konuştuk da. Ne, nerede konuştunuz? Dışarı mı çıktı Gülben? Ya o kadar söyledim, bırakmayın dedim. Ya hayır ya. Apartmanda karşılaştık, öyle ayaküstü konuştuk. Biraz dedik, şöyle kız kıza vakit geçirsek, dertleşsek. Bence ona çok iyi gelir. Biriyle şöyle oturup sakin sakin konuşmak.
İnci, bu ara sağ solu belli olmuyor ki. Göze alamam böyle bir şeyi. Ya ne yapabilir ki en kötü? Kaçıp Esat'a gider. İyi bir şey mi bu? Hayır, yani tabii ki değil de. Ama dünyanın sonunda değil. Öyle evde kötü hissedeceğine çıkıp biraz hava alsa, biraz moral olsa ona, morali düzelir. Daha iyi olur. Yok, bence bunun için erken. Belki sonra. Ya sen bana güvenmiyor musun? Ne yapacağım? Koskoca kadını gözümün önünden kaçacak halim yok ya. Yola falan atlamayacak herhalde. Ya, abartma. Al işte. Bütün umudunu o sarı leblebiye bağlarsan böyle kalırsın. Beceremedi tabii, normal. Hani ikna edemedi işte. Yine ulaşamayacağım Esat, Allah. Ne yapacağım ben ya? Ne yapacağım? Ne yapayım ben? Girebilir miyim? Gir. İyi misin? Sence? Hayırdır sen bu saatte eve geldin? Gülben'i almaya geldim. Sen mi alacakmışsın? Evet. İster misin biraz dışarı çıkalım? Hayırdır, nereye gidiyorsunuz? Eski Aşklar Müzesi'ne falan mı yoksa? Hava alırız biraz. Hani yasaklıydı bu? Ya sen karışmasan olmaz mı? Belki biz baş başa iki kardeş konuşacağız biraz. Konuş konuş, ver gazı. Birbirinize şiir de okursunuz. Tamam o zaman, ben giyineyim. Bir an bile gözünü ayırma, olur mu? Tamam, merak etme. Bak, hiçbir şey için ısrar etme. Korkarsa üstüne gitme. Zaman ver, tamam mı? Bir de şey... Eğer kriz geçirip şey yaparsa... Ne yaparsa? Neyse, boş ver. Sen beni devamlı bilgilendir. Zaten öyle bir durum olursa ben sana söylerim ne yapman gerektiğini. Tamam, merak etme. Kötü bir fikir, vaz mı geçsek? Ya saçmalama, merak etme. Bak, bu ikimize de iyi gelecek. Çok güzel bir gün geçireceğiz baş başa. Hadi. Tamam, hazır mıyız? Hazırız. Çok hazırız, hadi. Hadi bakalım. Evet. Şarkıyı. Ben çok severim. Bilmiyorum, duymadım hiç. Radyo dinliyorsun sanıyordum. Yok, hiç sevmem. Ne yapsak? Kocaman bir gün var önümüzde. Ben mi bir yer bulayım yoksa senin aklında bir şey var? Bilmem. Sen karar ver, bana hiç fark etmez. O zaman şöyle sahile inelim. Güzel deniz havası soluyabileceğimiz bir yer buluruz. Olur, soluyalım bakalım. Anlaştık. Ay, hava çok güzel.
Camını açsana, hava girsin. Yok, toz olur. Hiçbir şey olmaz. Bak ne güzel rüzgar, serin serin. Oradan açılıyor. Ne oldu, üşüdün mü? Doldum. Çarparsa görürsün. Ne çarparsa? Rüzgar işte. Felç olurum sonra. Allah'ın sana çok kızar. Her şeyden bu kadar korkmak çok yorucu değil mi Gülben? Bak. Rüzgar işte, ne güzel. Sadece rüzgar. Üşütürsen görürsün. Hana bulaştırma ama. Somurtmak da yakışıyor ya. Yapacak bir şey yok. Esat. Hayırdır, sen niye geldin? İyi misin diye bakmaya geldim. İyiyim ya, iyiyim. Yani en azından tek parçayım gördüğün gibi. İyi, boş geldim sanıyorsun ama tabii ki yapmadım öyle bir dangozluk. Sana bunu getirdim. Ne bu? Pasta mı aldın? Aa, çok iyi etmişsin. Kahve alalım. Hadi gel. Hadi yürü. Ben tam bir deniz aşığıyım, biliyor musun? Küçükken beni denizden çıkartamazlarmış. Hatta bu yüzden dedem bana Sinarit lakabını takmış. Ne? Sinarit. Sen sever misin yüzmeyi? Ben yüzme bilmiyorum ki. Aa. Nasıl, küçükken tatillerde falan hiç yüzmedin mi? Yok. Biz hiç tatile gitmedik. Yani bir kere anneannemin yanına gittik köye ama orada da deniz yoktu zaten. Bundan sonra gidersiniz. Hatta belki beraber gideriz. Assos var mesela, sessiz, sakin, tam sana göre. Esat da gitmiş midir oraya? Ha? Bilmem. Her şey yolunda mı? Mükemmel. Buyurun. Çok pis. Ben bunu hayatta içemem. Sağ olun. Hemen bakayım hanımefendi. Çok kötü oldu. Neresi pis acaba, ben göremedim de. Sen körsen ben ne yapabilirim mesela şu an? O bardağın her yerinde leke var. İyice bak. Bak, iyi bak. Değiştirelim lütfen. Zahmet olacak. Canlı konum at, göreyim nerede olduğunuzu. Abartma istersen. Ya Han soruyor da. Merak ediyor. Bunlar sizinkiler mi? Hı hı. Ben çekmiştim, nasıl? Güzelmiş. Ay. Pardon ya. 1-5-0-9. Soruyor sürekli. Pardon. Çok iyi. Birazdan göreceksin. Görecek miyim? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Şey, fotoğraf çekelim. Hana gönderelim. Sorup duruyor. Ha? Hadi. Peynir de. Ne peyniri? İşte gül yani. Hani dişini göster.
güzel çıktı. Göndereyim bunu hemen. İyi ki geldim vallahi. Keyfim yerine geldi. Vallahi mi? Hı-hı. Hem üçe beşe bakmamışsın, güzel pasta almışsın ha. Aşk olsun ya, tabii ki öyle. Şey, hanlarınız nasıl? Bizim İnci'yle aramız biraz limoni. Vallahi biz de daha önce hiç bu kadar kötü olmamıştık. Peki, bir şey soracağım. O kız nasıl biri? Yani böyle zekasında biraz sorun var gibi mi? Yok yok, yani hiç öyle bir şey yok, öyle biri değil. Aksine yani çok tatlı. Kibar biri normalde. Kibar mı? Benim açımdan pek değil. Neye bakıyorsun? Hiç. Balonlara. Ben de çok severim. Bu sene bayağı bir balonum oldu. Han sağ olsun. Ya. Hı-hı. Han sana balon mu aldı? Kırmızı. Kırmızı kalp gibi bir şey mi demek o? Yani öyle herhalde, bilmem. Aa, hatta bak. Böyle bir hediye de aldı. Çok güzel. Teşekkür ederim. Şey, siz mutlusunuz değil mi? Bana daha önce hiç kimse balon almadı. Ama fırsatı olsaydı Esat alırdı aslında. Olsun. Canı sağ olsun. Ya işte. Hiç balonum olmadı yani benim. O kadar üzücü bir şey ki bu. Senin olmuş demez. Benim hiç olmadı yani. Sen burada bekle. Tamam mı? Hiçbir yere ayrılmam. Yok, nereye ayrılacağım? Ben korkarım zaten. Bekle. Esra, sen o gün neden öyle bir fotoğraf koydun durup dururken? Yani Han'la İnci de olsa fotoğrafta anlarım tabii de, sadece ikimiz olunca. İçimden geldi öyle. Hem çok güzel bir gün değil miydi yani? Benim için öyleydi zaten. Sen sıkılıyor gibiydin. Hiç öyle bir şey yok. Sana öyle gelmiştir. Vaktin varsa bir kahve daha içelim mi o zaman? Tamam, geliyorum. Yukarıda. Tamam. Merhabalar. Esat kahve almaya çıktı da, önemli bir şey değilse ben söyleyeyim, sonra ararsın seni. Alo. Trip mi atıyorsun? Anlamadım. Niye cevap vermiyorsun? Dedikodu yapmaya gelmedik yani, merak ediyorsan öyle... Bir anda radyoya geldi. Bana sürpriz yapmak istemiş. İnci aradı. Hı hı. Ama benim sesimi duyunca konuşmadı nedense. Olur mu canım öyle şey? Ses gitmiştir, bir şey olmuştur. Anlarız şimdi.
Allah Allah. Meşgule verdi. E tabii tavrı bana. Senin benim yanımda olduğunu duyunca hoşlanmadı. Neden hoşlanmasın ki? Görümcesi üzülür diye düşünmüştür herhalde. Deren Hanım. Hangisini seçeceğimi bilemedim. O yüzden böyle bir seleksiyon yaptım. Çok güzel, sağ ol. Şey, benim sana bir şey söylemem lazım ama biraz utanıyorum. Ne oldu, söyle, utanma. Ben çok sıkıştım da. Sen dışarıda giremiyordun. Nasıl yapacağız? Yani gireceğim tabii, mecbur da. Nerede burada tuvalet biliyor musun? Yani şurada. Ben de geleyim seninle. Yok canım, olur mu hiç? Ben kendim hallederim onu. Emin misin? Tabii tabii, eminim. Kendim yaparım yani. Öyle olmaz. Bekle, hemen geliyorum, tamam mı? Tamam. Şurada. Sıkıntın var hanımefendi. Yok. Su dökülmüş buraya da. Gülben. Baba. Gülben, sen misin? Pardon. Benim beraber oturduğum bir kadın vardı. Onu gördünüz mü? Bardağa geliyor mu hanımefendi mi? Evet. Ha, demin gitti o. Ne? Biraz önce gitti. Ne tarafa? Radyoya. Hangi radyo hanımefendi? 100 tane radyo var. Yan etki. Nerede ki o? Bilmiyorum. Etilerde. Radyo yan etki. Evet, yan etki o. Her şey yolunda değil mi? Yok, yok Gülben, yok, gitmiş.
Bir hiçbir yerde bulamıyorum. Nasıl gitmiş? Sen yanında değil miydin İnci? Yok, ben yanındaydım da bir tuvalete gideyim dedi. Ne yapayım, tuvalete gideceğim dedim. Tamam dedim. Bekledim, gelmedi, gittim, yok. Ben çok çok özür dilerim. Ne yapacağım bilmiyorum. Bir anda kaybolmuş, bir anda... Tamam, ben geliyorum hemen. Görürsen ara beni mutlaka. Söyleyeceğim. Benden, ailemden uzak dur, git diyeceğim. Yapabilirim. Yapabilirim. O gördüğün şeyi kötüye yorma sakın. Bizim kızın öğretmeni o. Zaten ben hiç konuşmadım, muhatap bile olmadım. Bekar adam sonuçta, laf olur. İnsanlar konuşabilir. Bunda bir kötülük yok. Yeter ki sesler yükselmesin. Sen mi söylüyorsun bunu? Şu gözünün haline bak, mosmor olmuş. Artık kimi kıstırdıysan fena dövmüş seni. Kimse dövmedi. Kendim çarptım. Malum yaşlılık, gözüm görmüyor. Buz koymayı unutma. Esat mı? Bir dahaki sefere pastan muzlu olsun. Sen iste, ben sana pastane bile açabilirim. Senin sorunun bu, biliyorsun değil mi? Neymiş ya benim sorunum? Yani işte böyle fazla arz talep usandırır Esat'cığım. Ne yapayım? Benim sevgim de böyle. Ben bazıları gibi biber ondan veremiyorum öyle. Ha, sen bana laf mı soktun şimdi? Ha? Yani biraz soktun.
değil mi? İnci arıyor. Alo? Esra Şafak nerede acaba? Gülben? Asla peşini bırakmayacaksın değil mi? Hiç vazgeçmeyeceksin. İnci. Gülben, Esat'ın yanındaymış bizim radyoda. Ne? Gülben, öyle bir şey yok, yanlış anladın. Düşündüğün gibi değil, gel biz gel sen bir dışarı çıkalım biz. Bu sefer nasıl kandırdı da seni geldin ta buraya kadar? Ben evde hapsedilmiş beklerken. Ne dedi de getirtti seni ayağına kadar? Ne yaptın? Ne yaptın söyle, büyü mü yaptın, ne yaptın? Esat şunu şuradan götür müsün? Bak gerçekten bir rezillik çıksın istedim. Senin yaptığın rezillik, rezilliğin dik alası. Senin bu çevirdiğin dolaplar biliyor musun? Allem ettin, kallem ettin, uzaklaştırdın bizi birbirimizden. Han'ın yanına çektin, yüz çevirdi bana. Senin yüzünden. Ama yeter. Yeter artık. Sen beni çok hafife almışsın. Dedim sana. Sonun çok kötü olur dedim sana. Gülben. Tamam. Tamam bak sakinleş. Gel biz seninle dışarı çıkalım. Dokunma bana. Tamam. Dokunma. Tamam. Tamam sakin ol. Ya kızım sen hasta mısın? Ha? Hasta mısın? Nesin sen? Bak o benim her şeyim. Anlıyor musun? Her şeyim. Bak git şuradan. Elimden bir kaza çıkacak diyorum. Seninse hiçbir şeyim. Hiçbir şeyin senin. Gülben. Hiçbir şeyin. Esra! Esra! Gülben ne yaptın? Ne yaptın Gülben? Ne yaptın? Esra! Ambulans çağırın hadi durmayın! Ambulans çağırın çabuk bırakın burayı! Hadi ambulans çağırın çabuk! Öldürdüm onu benim suçum. Hadi ambulans çağırın hadi! Benim suçum. Esra iyi misin? Hadi çağırdınız mı? Anca, anca. Öldürdüm onu. Abla yardım et amcam. Yok, yok çocuklar beni. Allah'ım yok çocuklar beni. Ya abla yapmadım ben yapmadım. Ben yapmadım. Allah, Allah'ım ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? Ben git dedim ona. Ben ona git dedim. Allah'ım ne olur bana yardım et. Ben ne yapacağım ya Rabbim? Ne olur bana yardım et ya Rabbim. Ne olur yardım et bana. Yardım et bana. Yalancı seni. Gerçekten isteseydin giderdi. Ama istemedin. Gözlerine kal dedin ona. Anladı. Demedim. Demedim ben. Hiçbir şey demedim. Bakmadım bile. Hiçbir şey demedim. Yemini bozdun Safiye. Şimdi ne olacak biliyor musun? Hiçbir şey olmayacak. Hiç bir şey olmayacak. Senin yüzünden ölecek. İlk sefer başaramadın. Ölecek. Bu sefer başaracaksın. Senin uğursuzluğundan kaçamayacak. Lanet gibi bükülecek üstüne. Sebebi sen olacaksın. Tuttum ben sözümü tuttum. Hiçbir şey olmayacak. Olmayacak hiçbir şey. Ölüm senin yüzünden olacak. Çok az kaldı. Göreceksin.
senin yüzünden ölecek. İlk sefer başaramadı, bu sefer başaracaksın. Uğursuzluğundan kaçamayacaksın. Lanet gibi çökecek üstüne. Sebebi sen olacaksın. Ölüm senin yüzünden. Senin yüzünden. Tamam bak, yoldalar şimdi zaten. Geliyorlar, hemen hastaneye gideceğiz, tamam mı? Ne oluyor ya? Sen niye geldin? Niye geldin? Kardeşinin yarım bıraktığı işi tamamlamaya mı geldin ha? Şimdi sen mi yapacaksın? Ne yaptı ki o? Saldırdı bana ya. O kadın hasta. Onun hastaneye kapatılması gerekiyor. Sen bunu görmüyor musun? Anlamıyor musun bunu? Esra, iyi misin sen? İnce seni de görmek istemiyorum. Lütfen onu da al ve git şimdi buradan, lütfen. Gidin. Esat, nerede o? Bilmiyorum abi. Merdivenden gitti. Hadi koş. Koşsana kocanın peşinden, koş. Hadi. Esra, lütfen. Ya benim suçum, biliyorum. Evet, senin suçun. Ya bak hala burada. İnci, ben buradayım. Yani sen istersen... Geldiler. Tamam. Tamam, geçeceğiz şimdi. Yok, içeride yok. Gitmiş, yok. Ya nerede olabilir? Neresi var gidebileceği? Bir düşün İnci, ne olur düşün. Yani burada bir yer yok. Burada stüdyolar var. Bir yer yok. Of. Saklandı mı acaba? Ha? Korkup saklanmış olabilir bir yere. Han, ben gerçekten çok özür dilerim. Ben elime yüzüme bulaştırdım. Ben yapabilirim diye düşünmüştüm ama gerçekten çok özür dilerim. Benim suçum. Şşt, tamam. Benim yüzümden oldu. Çok özür dilerim. Tamam, gerçekten tamam, çok sen özür sakin ol. Senin suçun değil. Senin suçun değil. O belli ki kafasına koymuş bunu yapmayı. Bulacağız onu. Düzelecek her şey. Şimdi ne olur? Kafamızı bir toparlayalım. Nereye gitmiş olabilir bir düşünelim. Hadi ne olur. Tamam. Hadi. Bulacağız. Sen alt kata bak, ben stüdyolara bakayım. Hadi. Tamam. Gülben. Gülbenciğim. Gelme. Korkma, benim. Bak, kimse yok yanımda. Yalnızım. Yanımda başka kimse yok. Tamam. Öldürdüm onu. Katil oldum ben. Arkadaşını öldürdüm. Hayır, öyle bir şey olmadı. Esra iyi. Merak etme. Yalan söylüyorsun. Kan vardı yerde, gördüm. Yatıyordu, hiç hareket etmiyordu, kımıldamadı. Günah işledim ben. Asla affetmeyecekler. Ben doğru söylüyorum. Sadece eli kanadı. Şimdi götürdüler doktora. İyi olacak. Lütfen sakinleş. Beni kandırmak için mi diyorsun? Polise mi vereceğim beni? Gülben, sen benim en yakın arkadaşımı öldürmüş olsan ben bu halde mi olurum?
yaşıyor. Yaşıyor. Yaşıyor mu demek? Yaşıyor. Gülben. Ha, öldürmemişim. Yaşıyor, öldürmemişim. İyisin sen değil mi? Bir şey yok sende. Eve gidelim. Tamam. Eve gidelim. Bak araba hemen şurada. Binip gideceğiz, tamam mı? Evet. İnci sağ ol. Ben de geleyim mi sizinle? Biz biraz yalnız kaldık. Öldürmedim. Hadi gel bakalım. Esat, neredesiniz? Hangi hastane? Söyleyin, geliyorum. Şimdi geldik. Ama istersen hemen gelme. Canın çok sıkkın şimdi. Siniri bir geçsin, öyle gel. Esat, Esra benim canım. Onun yanında olmak istiyorum. Şimdi mi aklına geldi ya? Şimdi istemiyorum ya. Zahmet etme. Vallahi git, git. Görümcene destek olsan vallahi. İnci, görüşürüz. Gülben, konuştuğumuz gibi bilmeleri gerekmiyor. Ben söylemeyeceğim, sen de söyleme. Anlaştık mı? Han, sana bir şey diyeceğim. Korktum ama tuttum hep. Yapmadım bu defa. Rezil etmedim seni yani. Ben biraz hava alacağım müsaadenizle. Al tabii oğlum, al. Ben de yemeyeceğim. Size afiyet olsun. Ne oluyor böyle hepinize birden ya? İçim karardı gerçekten. Var şu perdeleri açalım, yine kapatmışsın. Açma! Neriman açma lütfen. Bayram abidir herhalde. Hiç açma! Açmasın kapıyı kimse. Neden? Açma, o değildir çünkü, biliyorum ben. Kim o zaman? Neriman, Neriman. Neriman, gözünde birazcık değerin varsa kurban olayım, açma o kapıyı. Abla, saçmalıyorsun artık. Kim olabilir gelen? İzin ver be. Allah'ım, ben dedim ben istemedim ya Rabbim. Açma dedim. Gülben Derenoğlu burada mı? Evet, neden? Çağırın lütfen, hakkında şikayet var. Bizimle ifade vermeye gelecek. Nasıl yani? Ne şikayeti, ne ifadesi? Nereye gelecek? Karakola. Ne karakolu beyefendi? Bir yanlışlık olması lazım. Koş git hanı ara. Götürmesinler beni abla. Bırakma ne olur. O çıkamaz evden. Kötü bir şey yapmaz benim kardeşim. Bir yanlışlık vardır, korkar o. Birini yaraladığına dair şikayet var. İfadesini almamız lazım hanımefendi. Ortada ciddi bir durum var. Bir yanlışlık olması lazım. Yalandır o. Yalandır. Kimseye zarar vermez o. Gelsin versin o zaman ifadesini. İşin doğrusu neyse anlaşılsın. Niye direniyorsunuz? Demek ki var bir şey. Yok diyorum bir şey. Anlamıyor musunuz siz? İftiradır o. İftira. Giremezsin içeri. Götüremezsiniz kardeşimi. Götüremezsin. Ortalığı ayağa kaldırmanın lüzumu yok. Efendi gibi gelin gidelim. Abla yapmadım ben. İstemedim ben. Yapmadım. Ulaşamadım. Ben gidemem abla. Bırakma ne olur. Baba beni götürmesinler ne olur. Anası, gelme içeri. Gelme sakın.
Bağırmayın ama yeter. Biz de işimizi yapıyoruz burada. Daha fazla zorluk çıkartmayın. Memur Bey, bırakın biz getirelim. Korkuyor bakın, lütfen. Olmaz, kural böyle. Almamız lazım. Gülben, Gülben. Merak etme kızım, bir şey olmayacak. Baba, götürmesinler beni ne olur, bırakma. Abla, abla götürmesinler. Bırakma abla. Bir kere de bir şey yap. Bu sefer konuş çocuğunu. Bu sefer baba ol. Ben yapacağım ben baba. Götüremezsiniz, ben onun ablasıyım. Ben ablasıyım. Kardeşim hasta. Alamazsınız onu. Bakın, zor kullanmak istemiyorum. Alamazsınız dedim. Alamazsınız, gelmeyecek hiçbir yere. Geçemezsiniz, izin vermiyorum. Tamam abla, biz de seninle geleceğiz zaten. Yoksa zorla götürecekler seni. O nerede? O nerede? Gülben, kızım ben yanındayım. Merak etme, hiçbir şey olmayacak. Hadi. Kardeşim tut şu kolumu. Hadi Gülben ne olursun. Tut şu kolumu. Hadi kardeşim. Abla. Tamam. Gülben tamam, kurban olayım. Abla. Ne olur kardeşim. Abla. Tamam. Tamam. Bir şey olmayacak. Gideceksin, geleceksin tamam mı? Hadi tut şu kolumu yine aşağı, kurban olayım. Hadi. Hadi tut kolumu. Ne olursun yapma Gülben. Tut şu kolumu yine aşağı. Hadi kurban olayım ne olursun. Gel. Gel. Yapma ne olur. Tamam. Hadi, hadi. Tamam kardeşim yapma şunu ne olur. Tamam, tamam. Hadi ne olur Gülben, bir şey olmayacak. Tamam, buradayım ben, buradayım. Tutma, tutma. Gülben tamam ne olursun. Gideceksin, geleceksin hemen ne olursun. Al şunu. Bir yere dokunma orada, tamam mı? Hemen gidip geleceğim Gülben. Kurban olayım, sakin ol ne olur. Hadi. 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 Tamam, kurban olayım, korkma. Gideceğim, geleceğim, bir şey olmayacak. Geleceksin hemen. Abla. Korkma.